Toros Dağları'yla Akdeniz'in oluşturduğu mikroklima ortamında Antalya'nın en doğu ilçesinde Gazipaşa'dayız. Bakalım üreticilerimiz topraktan sofraya gelen gıdalarımız için buralarda neler üretiyorlar? Gelin birlikte görelim. Hani kahvenin böyle ortası da çukur olur zaten. Evet. Bu kuruduktan sonra tamamen kahverengi oluyor. Kavruluyor. Kavrulduktan sonra çekilip siyahlaşıyor. Evet. Daha olmaz. Doğal hali kahverengi. Doğal hali bu. Daha bu hiç olmamış hali, ham hali. Şu benim dikkatimi çekti. Evet. Biri. Güzel mi? Çok güzel. İşte tam yıldız kolonlarını gösteren bir meyve. Ama kaç dilimi var bunun? 1 2 3 4 5 6 değil mi? Şimdi 2, 4, kesince... O 6. Genelde 5 oluyor. Öyle mi? 6 dilimini bulmuşuz. 6 dilimini bulmuşuz. Şöyle yaptığımız zaman yıldız şeklini aldığı için biz Türkçe'de yıldız meyvesi diyoruz. Sarardan muzu da yıkayıp kabuğuyla yemek daha şey. Öyle mi? Ben şu öyle kabuğu yapıyorum. Evet, ben böyle ince ince dilimliyorum. Kabuğuyla. Sararmış muzu, evet, kabuğuyla yiyorsun. Deney çok güzel oluyor. Çok güzel kokuyor. Sonra... Sonra yoğurdu bir kısmına bal, bir kısmına da yoğurt. Zeytinin reçelini hiç düşünmemiştim, gördüm. Düşünmeden karşılaştım. Sence nar mı daha değişik bir tat, zeytin mi? Zeytini çoğu değişik diyor. Şu şekliyle Trabzon hurmasını andırıyor. Evet. Sert galiba değil mi? Kes yani yumuşayınca sert olmuyor da olmadığı için sert. Bir içini göstermek istiyorum sizlere, o yüzden kesmeye çalışıyorum. Çekirdeklerin yeri çok güzel. Bayağı iri çekirdekleri var. Evet. Ama çikolata olan bunun bu kısmı, çekirdek dışındaki kısmı. Gazipaşa tarımı hakkında bilgi edinmek üzere Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun Bey ile birlikteyiz. Orhan Bey, Gazipaşa'nın ikliminden başlayarak ve genel durumundan başlayarak bize tarım hakkında bilgi verebilir misiniz? Gazipaşa ilçemiz Antalya'mızın en doğusunda, Mersin'le sınır, Anamur ilçemizle birlikte bir tropikal cennette klima iklim kuşağında yer almaktadır. Gazipaşa denince akla özellikle son zamanlarda tropikal meyveler gelir. Gazipaşa ilçemizin havası çok ılıman bir havaya sahip. Kışın da görüyorsunuz, kışın şu an yine güneş var, 22-23 derece sıcağımız var, aynen öyle. Yağış alan bir bölge. Tabii bizim için bu çok önemli. Yağmurların yağması. Ilıman bir iklim kuşağına sahip. Burada eksi dereceden altına pek inmez hava. Toroslarla Akdeniz'in arasında. Aynen öyle. Toroslarla Akdeniz'in arasında. Yalnız bizim ilçemizde tropikal meyvecik biraz daha böyle geleneksel sistemde yapılmakta. İşte buradaki bahçemizde olduğu gibi fabrikasyon mantığı yok. Belki de bundan dolayı bu güzel. Herkesin evinde bugün gittiğinizde, misafir olduğunuzda tropikal meyve ikram ile karşılanırsınız. Nasıl bir herhangi bir Anadolu'da bir yere gittiğinizde bir meyve ikramı varsa burada da tropikal meyveler ikramımızdır herkese. Evet, bizim için büyük şehirlerde çok lüks olan meyveler burada sıradan günlük ürünler halinde karşımıza çıkıyor. Mevsimine göre değişiyor. Şu an işte bu yıldız, ejder, pasiflora, avokado dönem dönem, sezon sezon bunlar değişiyor. Örneğin bundan bir ay önce avokadomuz pek yoktu, şimdi oldu. Burada bizim tarımımız ilçemizde geleneksel bir tarım. Yani şöyle söyleyeyim size, biraz daha böyle çiftçimizin kendini yormadan havanın da akışına bıraktığı böyle aile işletmesi. Aile işletmesi ve işte izzet ikram olsun, gelenlere gidenlere şey yapsın. Ticari mantıkta genel olarak bu bölgede var ama ilçemizdeki çoğu tarımla uğraşan çiftçimiz bunu işte eşe dosta ikram etmek için kullanıyorlar. Ama daha çok Alanya ve Serik tarafında bunun ihraç noktasında daha ağır basıyor o taraf. Çeşitlilik bakımından en fazla olan yer burası. Gazipaşa daha mı tropikal bir iklime sahip? Aynen öyle. Bu bölgenin diğer bölgelerden özelliği şu, daha ılıman. Yani tropikal meyve için çok daha uygun bir alan. Tabii orada işin içerisine biraz daha seralar girmeye başlıyor. Bizim bölgemizde tropikal meyvelerde sera pek yok. Yok, açık seralar, alanda yetişiyor. Tabii profesyonelce yapmaya başladığınızda bu işi biraz daha işin içine sera giriyor. Tarımsal ilaçlama girmek zorunda. Çünkü çok büyük bir sanayiye hükmediyorsunuz, tarım sanayisine. Bu sefer bunları yapmak durumunda kalıyorsunuz. Ama burada daha çok geleneksel tarımla çiftçilerimiz bu işle uğraşıyorlar. Bir de Toroslardan inen çok sayıda küçük dereler var. Evet. Dolayısıyla Toroslardan gelen alüvyonlar buralarda bu toprakları zenginleştiriyor. O yüzden daha, evet, çok
verim alınıyor burada. Hem öyle hem de hava sirkülasyonu buranın çok çok daha iyi. Dağların da işte denize uzanışı, hem denizdeki o nemin getirmiş olduğu bir hava. Örneğin muz bu bölgede çok daha iyi oluyor. Çoğu yerde muzlar kapalı muzdur. Ama bizim bölgemizde açık muzlar var. Açık muzların tadı çok çok daha farklıdır. Çoğu muzumuz bizim burada ilaç görmez. İlaçsız üretim tabii, yapıyor. Tabii ilaç üreti doğal oluyor tamamen. Ve bazı üreticiler aynı zamanda sarartma işlemini de ilaçsız tabii yapıyorlarmış. Aynen öyle. Zaten her birinin depoları var ama mesela ben de emme tüketmek için aldığımda açık muz taraftarıyım. Niye? Tabii ki de hem daha böyle bölgenin muzu. İthal muz değil. Eskiden muz hepimiz için bulunmaz bir meyveydi. Ama şimdi her evde şu an hem fiyatlara uygun hem de bunun artık alanı büyüdü, alanı genişledi. Artık duyduğum kadarıyla Adana bölgesi de başlamış muz ama tabii orada seracılık faaliyetini evet, yapıyor. Evet, çok ama büyük seralar var. Bizim burası tamamen organik bir yer. Zaten adı üstünde, saklı cennet burası. Organik bir yer. Uğraşan insanlar da organik, onu söyleyeyim size. Ürünümüz de organik, halkımız da organik diyorsunuz. Ama muz üreticiliği çok zor burada, onu gördüm. Çok. Çünkü dağlar çok sert iniyor denize. Ve 100-150 metre bir tarlanın, bir muz bahçesinin eğimi var. Yani en alttan ürünü alıp... Onun için güzel. Onun için güzel. Onun için çok güzel. Emek var yani. Muz üreticileri çok emek veriyorlar. Zorlukları da var. O kadar da güllük gülistanlık değil yani. Değil. Çok su istiyor bir defa. Çok su isteyen bir meyvemiz. Ayrıca bahsettiğiniz yamaçlar omuza güzellik katıyor. Düz alanda olunca bir arkasındaki muz o güneşi görme açısıyla yamaçtakinin güneşi görmesi açısı bakısı bir değil. O sebepten onlara güzellik veren de hem denizden gelen havanın nemi hem de o güneşin bakısı, özellikle açık muzlarımızda ayrı bir tat, ayrı bir... Her birinin daha hızlı sararmasını, olgunlaşmasını sağlıyor. Aynen. Peki Gazipaşa ekonomisine ve genel hayatına bu tropikal ürünlerin katkısı nedir ya da etkisi nedir? Şöyle, bu ilerleyen dönemde daha fazla olacak bir şey. İşte tropikal meyvecilik bizim ülkemizde yeni yeni gelişmeye başladı. Biz bunu 5-10 yıldır yoğun bir şekilde ilçemiz yapıyor ama ihraç noktasında, şöyle söyleyeyim size, bahsettiğim gibi Serik, Alanya bölgesi daha çok bunu ihraç noktasında yapmaya başladı ama bizim ilçemizde çok fazla ihraca dayalı değil de özellikle yani kendi ülkemizdeki tüketime dayalı biz çalışıyoruz. İç piyasaya yönelik çalışıyor arkadaşlarımız. Çünkü geleneksel tarımdan bahsettim demin söylediğim gibi. Vatandaşımız bunu yaparken hadi ben bunu Avrupa ülkesine ihraç edeyim mantığıyla burada özellikle yapmıyor. Kivi ve narı değil mi Gazipaşa'nın? Çekirdeksiz narı çok meşhur. Çekirdeksiz nar daha çok hangi bölgede, hangi köyde üretiliyor? Çekirdeksiz nar Gazipaşa'nın her köyünde var. Vardır. Yani şöyle söyleyeyim size, zaten Adnan Mansur Gazipaşa ismini aldı artık o da. Çekirdeksiz nar duymamışsınızdır da pek fazla. Tadı ne ekşi ne de çok tatlı. Mayhoşumsu demeyeyim ama size tabii. Ekşimtırak. Ekşimtırak da değil, tadı çok güzel. Yani bir çocuklar, yani özellikle çocuklar narı seve seve yediği bir meyve. Evet aynen öyle. Çocuklarımız normalde nar yedirmekte biz biraz iş yaparız, zorlanırız ama ben kendi çocuklarımdan da biliyorum. Narı en iyi tüketen, yani özellikle çekirdeksiz nar çocuklar için bir servet yani. Şimdi elimizde meyveler tutuyoruz. En azından bunları konuşabiliriz. Ejder meyvesi, yıldız meyvesi. Nasıl tüketiliyor biliyor musunuz bunu? Ben ilk defa görüyorum yıldız meyvesi. Çok basit. Şöyle söyleyeyim size. Simetri bir şekilde kestiğimizde yıldız görüntüsü veriyor zaten. Keselim mi birlikte görelim? Olur, olur. Şöyle, ben şöyle keseyim. Çok kalın kestik ama neyse kamerayı gösterme açısından. Şimdi yıldız görüntüsü oldu bakın. Evet çok güzel. Bunu ince ince dilimlediğimizde. Şöyle mi dilimleyeceğiz? Hayır. Gene yatay bir şekilde. Böyle yatay. Evet, yatay. Aynen öyle. Çekirdeği de var. Yani bir limonun C vitamininden bildiğim kadarıyla en az 15-20 kat daha fazla. Şöyle. Tadını biliyor musunuz? Siz biliyorsunuz. Biliyorum tadını. Çok iyi biliyorum hem de. Ben tadayım. Bunlar biraz daha sarardığında daha lezzetli oluyor. Yeşilken biraz daha tatları ekşimsi oluyor. Saradıkça tadını alıyor. Evet tamam. Bunun da mayhoş bir tadı var değil mi? Hoş. İşte aslında narımız da bu tatta. Öyle mi? Yani ne çok şekerli ne çok ekşi bu tatta. Peki narda ihracata yönelik bir çalışma var mı? Bu işi profesyonel yapan çiftçilerimiz var demek ki dediğim gibi. Parmakla gösterecek sayıda ama bunlar. Çünkü yeni yeni daha bunlar oluşmaya başladı. Peki Gazipaşa halkının niye ihtiyacı var? Turizmi var, tropikal üretimi var. Böyle bir sıçrama için ne gerekiyor? Bazen sıçramamak da zenginlik aslında. Değil mi? Evet. Bazen böyle kalmak da güzel. Şöyle düşünün, tabii ki de turizm burada gelişecek. Bir sürü otel projelerimiz var. Hepsinin yerleri belirli. Ve bu oteller, havalimanımız hemen ilçemizde biliyorsunuz.
Gazipaşa Alanya Havalimanımız da bizlere bağlı. Alanya'dan Manavgat bölgelerine gelen bütün turistlerimiz bizim havalimanımıza geliyorlar. İlerleyen dönemlerde 6-7 tane otelimiz sadece bizim ilçemizde var. Çok büyük oteller bunlar da. 5 yıldızlı oteller projeleri. Başladı mı yapımı? Yani yapımı başlanmadı. Bunların hepsi proje safhasında. ÇED raporları var proje safhasında tabii ki de. Ama hani birdenbire bir ilçeye 15-20 tane oteli tabii ki de olması çok zor. Oteller yapılırken de buranın kendine has bir doğası var. Dokusunu bozmamak lazım. Dokusu var. Zannetmiyorum. Zaten ÇED dediğimiz şeylerden tutun da Sayın yani Bakanlığımız da bu konuda da çok titiz. Turizm tabii ki de olacak. Kalkınma, turizmle ilgili kalkınma olacak tabii ki de ama buranın kendine has bir tarımı da var. Zaten bu hassasiyetten dolayı bu geç kalmışlık bundan dolayı kaynaklanıyor. Yani şunu diyorsunuz. Turizm tarıma zarar vermesin. Birlikte bu dokuyu koruyarak yürüsünler. Hem vatandaşımız çok hassas, hem devletimiz bu konuda çok hassas. Bu zenginlikleri, bu tabiatı bozmamaya çalışıyoruz. Bizim bir Yalan Dünya mağaramız var. 55 bin kişi ziyaret etmiş Yalan Dünya mağaramızı. Maşallah. Çok güzel bir mağara. Hemen yanında tropikal bahçeler var. Gelen turistler hem safarisini yapıyor, hem Yalan Dünya mağarasına gidiyor. Orada güzel göresel kahvaltılar yapıyorlar ve tropikal bahçeleri geziyorlar. Buna benzer turizmin arttırılması aslında turizmde çeşitliliği de getiriyor. Örneğin 5 yıldızlı otele gelen bir turist otelden de çıkıp tropikal bahçeleri gezdiğinde ya işte burada da böyle meyveler var. Sadece Tayland'da yok bu meyveler. Burada da var yani. İşte bizim ülkemizde de bu meyveleri bizim böyle turistlerimize tanıtarak aslında turizm ve tarımı birbirine entegre ederek tabii ki de entegre ederek bunu çok daha iyi yapabiliriz. Yapacağımıza da inanıyoruz. Dilerim Gazipaşa hem turizmde hem tarımsal üretimde eşit bir şekilde ilerler ve Gazipaşa'nın özel dokusu hiçbir zaman bozulmaz. Bu konuda size de kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim katkılarınız için. Çok sağ olun. Ben de geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Antalya Gazipaşa'da Koru Mahallesi'nde tropikal bir meyve bahçesindeyim. Bu bahçede benim tanıyabildiğim tek tropikal meyve arkamda görmüş olduğunuz muz ağaçları. Bunların hiçbirini tanımıyorum. Bu bahçe kime ait? İzzet ve Nalan Akyol hanımefendiye ait. Bu bahçenin fikri nasıl oluşmuş? Nasıl bu kadar meyve fidesini bir araya getirebilmişler ve nasıl üretiliyor? Gelin birlikte öğrenelim. Nalan Hanım kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. İzzet Bey merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Enteresan bir meyvenin önündesiniz. Bu kahve ağacı mı? Evet. İçtiğimiz kahve. Bildiğimiz kahve. Hani evet. Bizim kara kahve dediğimiz. 40 yıl hatırı olan kahve. Evet. 40 yıl hatırı olan kahve. İşte Etiyopya'nın Kaffa Dağları'ndan çıkmış gelmiş bizim bahçemize kadar. Ve burada da açık alanda yetişebiliyor. Yani bunu belirtelim. Örtü altı istemiyor bizim mahallede. Ama farklı yerlerde, atıyorum Antalya'nın Manavgat, Serik gibi gittiğiniz zaman açık alanda olmayabilir. İklimsel fark olduğundan dolayı. Koparabilir miyim ben? Tabii ki, tabii ki. Şu kırmızıları... Kırmızılar olgunlaşıyor demektir. Biraz, olgunlaşmak üzere. Olgunlaşmak üzere, evet. Onu koparıyoruz. Biraz daha olgunlaşınca toplayıp kabuğunu açınca içinde kahve çekirdekleri çıkıyor. Bu daha mı olgunlaşmış? Biraz daha olgunlaşacak, evet. Siyah kırmızılar koyulaşacak. Bunlar toplanıyor bu ağaçtan? Toplanıyor. Daha sonra sudan geçiriliyor, yıkanıyor. Ve içleri çıkarılıp kurutulduğu zaman kavrulup dövdüğümüz zaman içeceğimiz kahve çıkıyor. Bildiğimiz kahve çıkıyor evet, yani. Evet, bildiğimiz kahve çıkıyor. Şimdi ve tahmin ediyorum yani bu 5-6 yaşında bir ağaç bir aileye yıllık normal içen bir aileye, çok içmeyen bir aileye yetebilecek derecede de meyve verebiliyor. Yani siz bir senelik içmelik kahvenizi buradan üretiyor evet, musunuz? Evet, bu yıl üretiriz. Yani bu yıla kadar bu kadar çok yok. Bu yıl mı verimliyiz? Bu yıl verimliyiz. Katlayarak gidiyor her sene. Peki Etiyopya'dan buraya nasıl geldi bu kahve ağacı? Şimdi ana vatanı Etiyopya diyorlar da biz tabii oradan dedik. Tropikal bahçemizde en az 30 çeşit tropikal var. Bunların geliş hikayeleri çok farklı gerçekten. Yurt dışına giden arkadaşımıza diyoruz ki yediğin bir meyvenin çekirdeğin cebine kat gel. Oradan başladık. Daha sonra yurt dışına giden bizim Türk elçileri var. Onlar bir şekilde... Üçer beşer tane fidan getirtme şanslarımız da oldu. Yani onlar havaalanına getiriyor, oradan bize postalıyor. Bu gelen fidanın üçü yaşıyor, ikisi yaşamıyor. İşte öyle de sıkıntılarımız oldu ama 14-15 yıldır uğraşıyoruz. Mesela gördüğümüz mango ağacı 15 yaşında. Ve bugün 30 çeşide ulaştık ve her birinin artık bulunmasını daha çok kolaylaştıracak adımlar da attık. Siz emekli öğretmensiniz. Emekli öğretmenim. Nalan Hanım da emekli hemşire. Kaç yıldır bu bahçe işiyle uğraşıyorsunuz? Yani emekli olduktan sonra mı böyle yöneldiniz yoksa? Ben okul
idarecisiydim. Müdürken muz ağacının yetiştiği yerlerde, belgesellerde olabilecek ağaçları kendiliğinden araştırdım. Görünüyordu. Bu ne? Araştırıyordum. Ben 2008'de emekli oldum. 15 yıldır. İşte 14 yıldır da bu bahçem var. Emekli oldum. Hemen bahçeyi düzenledim. Bir yıl sonra bulabildiğim fidanları ekmeye başladım. Daha sonra buldukça da yerlileri söküp tropikalleri ekmeye başladık. Yani burada 14 yaşında ağaç olduğu gibi 7 yaşında da ağaç var, 6 yaşında da ağaç var, 2 yaşında da ağaç var. Yani buldukça tropikale döndürüyoruz. Karma bir bahçe ama bahçe, evet. 30 çeşit tropikal 30 meyve çeşit var. Nalan Hanım, siz nasıl katıldınız bu serüvene? Emekli olduktan sonra zaten yapacak bir şey yok. Her çiftçi gibi domates, salatalık ekemeyeceğiz dedik. Hobi olarak başlamıştı. Ama şimdi ticarete döndü. Dönebildi mi ticarete? Yok yani. Yani çok fazla değil. Ama kendi yağını kavurur cinsten. Tropikal meyveler diğerlerine göre daha pahalı olduğu için mesela bir yıldız meyvesi, bir çikolata meyvesi, kahveyi satmıyoruz zaten. Onlardan biraz bahçenin kendi masrafını fazlası kurtaracak gelir elde edebiliyoruz. Ben bunu böyle açsam kahveyi görebilecek miyim? Tamam, açalım. Evet, çıkarın. İçinden çekirdekleri görebilirsiniz. Bakın. Evet. Aa, hani kahvenin böyle evet, ha, ortası yarısı da çukur olur zaten. Evet. Bu kuruduktan sonra tamamen kahverengi oluyor. Kavruluyor. Kavrulduktan sonra çekilip. Siyahlaşıyor. Evet, evet. Daha olmaz. Doğal hali kahverengi. Daha bu hiç olmamış hali. Ham hali yani. Ham hali. Peki bu kabuğu da yeniyor mu? Yok, yemiyor. Kabuğu çocuklar yiyor. Hoşuna da gidiyor. Ben yemedim. Bazen öyle çocuklar koparıp yiyor. Acımsı gibi. Çok da bir kötü bir hali yok ama biz yemedik. Yenilebilir. Yenilebilir. Yenilebilir bir tadı var. Evet. Peki bunun bakımı için özel bir şey gerekiyor mu? Böyle ektiniz. Normal genelde, bir meyve ağacı gibi mi bakıyorsunuz? Genelde her ağaca ayrı bir bakım gerektirmiyor. Bizim buranın iklimine göre mikroklima bir iklim var. Muzun doğal yetiştiği yerde bu ağaçlar yetişir diye bunları ektik ama ilaçlama nasıl olur, gübreleme nasıl olur, budama nasıl olur? Budamada bir sıkıntı yok. Aralık, Ocak aylarında diğer ağaçları budadığımız zaman bunları da budayabiliyoruz. İlginç bir şey, az önce sonra bahçeye gezerken göreceğiz, tropikal meyve yapraklarında hiç hastalık görünmez. Öyle mi? Bu rezervi az olduğu için böcekler buna saldırmıyor, tahmin ediyorum. Tanımıyorlar daha böcekler, evet, onun tadını için bilmiyorlar. Evet, ışıl ışıl, bütün tropikal meyvelerin yaprakları ışıl ışıl. Evet. İlaç derdimiz yok o yönden. Aa, çok güzel. Diğer gübreleri de çok veremiyorum. Ben hayvansal gübre veriyorum, en sağlıklısı o diyorum. Görüyorsun şurada has bir parça var. Hayvansal gübreyi kışın verdiğim zaman o bir yıl bize idare ediyor. Yani bakımında yerli ağaç kadar zorluk yok. Yorucu değil. Yorucu değil. Bu arkamızdaki mango. Mangoydu. 14 yaşında mango ağacımız. Bayağı eskidir. Şu an meyvesi yok sanırım. Evet, meyve zamanı değil. Ağustos, Eylül'de bitiyor bunun meyve zamanı. Meyve zamanı değil. O zaman yürüyelim. Şu nedir? Bu marula. Marula. Marula alkol içeren bir meyve. Hani Afrika'da hani hayvanlar sarhoşu da meyve diye geçiyor. Öyle mi? Türkiye'de henüz bunun meyvesini alan yok. Deneme aşamasındayız ve çok ilginçtir. Bunun en hızlı büyüyen bir ağaç budur. 2 yaşındadır bu ağaç. Bu 2 yaşında mı şu evet, an? Evet, 14 yaşında mango kadar var boyu. Bakın dikkat edin. Evet, hatta geçmiş bile geçmiş mangoyu değil 2 yaşında marula ağacıdır. Deneme aşamasında bu yanı başımızdaki de rose apple, gül elması diye geçer. Rose apple. Evet, 6-7 yaşlarındadır. Gül suyu tadında bir meyvesi var. Gül suyu tadında. Evet. Bunun meyvesi ne zaman oluyor? Bunun meyvesi de Ağustos, yazın Eylül, oluyor Ekim ama arası gibi 2 ayda olup geçiyor. Sarı sarı biraz güç gelmeye benzer bir meyvesi var. Evet, bu özel ve güzel bahçede gezmeye devam ediyoruz. Şimdi daha değişik bir ağacın yanına geldik. Ana vatanı Sri Lanka ve Güney Hindistan olan karambola meyvesi. Biz Türkçe'de yıldız meyvesi diyoruz şeklinden dolayı. Şimdi şeklini de gösterebiliriz. İzzet Bey, ben birini beğendim. Alabilir tamam, miyim? Buyurun. Bir tane iki tane fark etmiyor. Bir tane alacağım. Çok pahalı bir meyve olduğunu biliyorum. Şu benim dikkatimi çekti. Evet. Güzel mi? Çok güzel. İşte tam yıldız kolonlarını gösteren bir meyve. Ama kaç dilimi var bunun? 1, 2, 3, 4, 5, 6 değil mi? Şimdi kesince 4, o 6. Genelde 5 oluyor. Öyle mi? Hı-hı. 6 dilimini bulmuşum. 6 dilimini bulmuşsunuz. Şöyle yaptığımız zaman yıldız şeklini aldığı için evet, siz 6 dilimini bulmuşsunuz. İlginç. Biz Türkçe'de yıldız meyvesi diyoruz. Esas ismi karambola. Peki bunu da keselim, arada ne fark var görelim mi? Aynı. Hani o 6 olmuş ha ya. Esas tabii bu 5 yıldız, tam yıldız olarak. O 6'lı bu 5'li. Ama hepsi de yıldıza benziyor. Aynen. Hepsi de yıldıza benziyor, evet. Bu ağacın fidesini nereden buldunuz? Ağacın fidesini Tayland'dan açık kök olarak bir arkadaş getirdi. Biz bunu 6-7 sene önce temin ettik. Ve bu ağaç 7 yaşlarında. 7 yaşında mı bu, evet, şimdi? Evet, 7 yaşlarında. Arkasındaki ağaç 4-5 yaşında. Orada farklı bir ağaç da var. Bu yabanisi. Bu yabanisi. Evet, öbürü aşılısı. Meyve olarak meyve veriminde yabani ve aşılıda bir fark yok. Hatta bu da büyük de verebiliyor.
Ama lezzet farkı var. Öyle mi? O nasıl, bu nasıl? Haşlılar daha lezzetli, daha tatlı. Tabii insanlar onu tercih ediyor tadından dolayı. Bu genelde üretim amaçlı. Ha, aşılama yapıyorlar sonra, sonra öyle mi? Sonra aşılama yapıyorlar, ha, evet. Anladım. Az çekirdeği var galiba değil mi? 3-5 tane, 3-5 tane çıkıyor, fazla çıkmıyor. Nalan Hanım, siz değerlendirebilir misiniz yıldız meyvesini? Hangi amaçla kullanırız, nelere iyi gelir? Ya marmelat yapılıyormuş bundan, daha biz hiç denemedik. Meyve suyu olarak kullanılıyor. C vitamini yönünden de çok değerli bir bitki. Peki bu kadar faydalı bir bitki, bizim insanlarımızın kolay ulaşabileceği bir meyve mi yoksa biraz zor mu? Biraz zor. Zor mu? Yani biraz zor. Genelde yabancılar veya otel sahipleri alıyor zaten toptan. Ha. Yani tek tek tüketme şansları yok. İki kişi birleşip bir meyve alabilir. Olabilir. Üretim çok az. Bizden de tropikal meyve ticareti yapan kişiler anca gelip bulup da alabiliyorlar. Onlar tek tek satıyor, kiloyla. Tek şimdi tek anladım. Siz damızlık üretiyorsunuz. Hani hayvancılık da vardır ya, damızlık üretim. Siz damızlık üretip sürüç sahiplerine... Ama burada size çok iyi bir şey yapıyorsunuz. Sizlerin sayesinde şimdi bunu milyonlar görecek, milyonlar izleyecek. En azından benim bahçemde olur mu diyecek. Meyvesini merak edecek ve böyle çoğalacak. Çoğaldıkça da pazar alanı oluşacak. Doğal olarak ben şimdi bunun tadını merak ediyorum ama bir de öbürünün tadını merak ediyorum. Kabuğuyla mı yiyoruz? Kabuğuyla, kabuğuyla. Elma yer gibi soymadan. Suyu nasıl çıkıyor böyle? O kabuğuyla beraber çıkıyor herhalde değil mi? Ya suyu mikserden geçiriyorsunuz. Blender'dan da geçirebiliyorsunuz ama ona çok yönelmiyoruz. Şimdi bunu böyle yiyorsunuz. Bu şekilde getirip. Bu şekilde yiyoruz. Yağmur yağdığı için toz da yok, temizdir. Yalnız meyvelerin tabii ki olgunlaştıkça, sarardıkça tadı daha çok güzelleşir, mükemmelleşir. Şimdi bunu yedim. Mayhoş, bol sulu. Çok belirgin bir tadı yok. Çok yormayan belirgin. Bir tadı evet, var. Çok belirgin bir aroması yok. Evet. Hı-hı. Bu biraz daha sulu. Biraz daha tatlıdır. Burmaz. Evet, şeker oranı biraz daha fazla galiba ama olduğundan dolayı mı? Yok. Cinsinden dolayı. Cinsinden dolayı. Cinsinden dolayı. Bu daha sarardığı zaman çok daha tatlı olur. Yani mayoşluluk tamamen gider. İki ağacınız var şu an. Birini üretmek isteyenlere, birini de meyvesini yemek talep isteyen. Edenlere evet. Veriyorsunuz. Bircan'ın muz bahçesindeyiz. Bu muzun şimdi kış şartlarından korunması için torbalanma zamanı gelmiş. Zaten çoğuna takmışsınız değil evet. mi? Her boyutta takılıyor mu? Mesela orada daha küçüğü var. O küçüğe de takacak mıyız? Takılır. Artık mevsim itibariyle evet. hepsini torbalayacağız. Evet. Küçük olsa da büyük olsa da torbalayacağız. Evet. Güneş azaldı diyorsun. Evet. Ama dün çok güneşlikti mesela. Bugün böyle değişti. Evet. Havalar soğuduğu için şimdi doludan, yağmurdan etkilenmemesi için işte bu keseleri takıyoruz. Orada bazı muzlar devrilmiş, kırılmış. Fırtınadan dolayı. Fırtınadan evet. dolayı. Açık muzun bu riski var. Fırtınada, doluda etkilendiği zaman mesela fırtınada yıkıldığı zaman bazen o muzu zayıf da olsa gidiyor. Besleme şansı yok yani kökten giderse. Açık muzun daha pahalı olması gerekiyor değil mi? Ama görsele bakıyorlar. Mesela sera muzu daha böyle düzgün olduğu için hani onun lezzetini bilmiyorlar. Aslında en sağlıklısı açıkta yetişen doğal muz. Bu Gazipaşa'da ve Alanya bölgesinde yetişen muzların bir özelliği var. Denize çok sert indiği için tepeler teraslar yapılmış ve bu terasların üzerinde sıra sıra muzlar ekilmiş. Evet. Dolayısıyla her açıdan hem güneş alıyor hem de denizden gelen rüzgarı alıyor. Nem, evet. iyot alıyor. Onun için daha lezzetli, daha mineralli evet. oluyor. Evet. Takalım mı? Bunu nasıl takalım. Takıyorsun? Şimdi ip içinde bu işte hepsi elinde var. Ha, kendi bunu, malzemesini kendi malzemesini kullanıyoruz. Dışarıdan malzeme aramıyoruz. Bunu da tam şey yapmıyoruz, şu şekilde bağlıyoruz. Hani ilerleyen günlerde sıcak havalardayken burada hava alsın diye. Zaten bu daha büyümeye devam edecek değil evet, mi? Muzlar doğacak. Devam edince. Evet. Peki burada kurumuş muz yapraklarını görüyorum. Bunlar bir işe yarıyor mu? Aslında yer müsait olsa bunu mesela bir yerde beklettiğin zaman gübreye dönüşüyor. Bir yerde ya toprağa gömmek gerekiyor. Gömülmese bile o kuruduğu zaman gübreye dönüşüyor. Altındaki öyle mi? Evet. Ha. Kuruduğu zaman. Kendiliğinden zaman, çürüyebiliyor. Evet. Zaman alıyor tabii. O zaman gidelim mi artık? Gidelim. Vakit geldi.
Gazipaşa'da Zeytinada köyünde Rahma mevkiindeyiz. Bircan'la birlikte muz tarlalarında çalıştıktan sonra şimdi Bircan bize muzla yapılmış şeyleri gösterecek. Bunların başında da muz kızartması geliyor. Nasıl kızartacağız Bircan muzu? Evet, değişik bir şey yapacağız. Muzun hem vitamin olaraktan değeri yüksek. Bunu nasıl mesela patates kızarttığımız gibi muzu da değişik bir şekilde kızartacağız. Soyacak mıyız şimdi önce? Soymayacağız. Aa. Şu şekilde kabuklarıyla. Patates gibi doğruyoruz yani. Evet. Yıkadım zaten daha önceden. Kurakladım bu şekilde. Koyalım mı bir kısmını hemen? Şöyle hemen birazcık çünkü yetmeyebilir. Tam sararmamış, olmamış evet, muz değil olmamış mi bunlar? Muz. Neden olmamış muzdan yapıyoruz peki? Çünkü bu öbürü reçel değil. Bu türde kızartmasında güzel oluyor. Tam tatlanmamış olduğu evet, için. Evet. Kızarmışları buraya mı alacağız? Bu tabağa mı? Kızarmışları şuna alalım. Bircan şimdi bu mevsimde muzun hangi işleri var? Neler yapılıyor? Bir mevsimde, anlatabilir misin bize? Kesimini takip ederiz. İşte talaşlarını temizleriz. Sonradan doğrananların kesesini takarız. Mesela arada böyle geç doğrananlar oluyor. Onların keselerini takarız. O üst kısmın kesesini ne kadar önce takılmış onlar? Ağaç doğurduktan sonra mesela Ekim gibi başlıyoruz. Eylül'ün işte ortası gibi. Ama ondan sonra böyle arada doğurananları da takip ediyoruz. Sonradan da doğuranlar evet, oluyor. Evet. Gelişmesine göre bazen geç kalan fidalar geç doğuruyor. Genelde doğurma zamanı Eylül-Ekim mi oluyor? Yok, Temmuz'da başlıyor. Eylül-Ekim'e kadar doğuruyor. Bazen Kasım'ı da buluyor. Şimdi hasat başlamış. Hasattan başka bir işimiz yok. Kontroller yok, ve talaşlar. Evet. Kontrollerde neyi görüyoruz? Torbanın içindeki meyveler nasıl büyüyor? Evet, mi? Olgunlaşıp olgunlaşmadığını, bazen unuttuğumuz mesela öncelikle hani başlarına bakıyoruz. Bu parmak aralarında mesela beyazlama olduğu zaman bunlarda o muz kesilecek. Eğer kesmesek bu beyazlama çoğalıyor, muz ziyana gidiyor. Ha, çürüyor. Çürüyor. O bir hastalık değil mi? Ya birindeki o sararma öbürüne hemen geçiyor çürüme. Beyazladığı zaman muz kesilmesi gerekiyor. Hani dolgun olmasa da bu şeyde olduğu zaman kesilmesi gerekiyor. Bircan kaç senedir muz üreticiliği yapıyorsun? Çocukluğumdan bu yana annemle beraberdi. Evlendikten sonra da zaten çiftçilikle uğraşıyoruz. Eşinle birlikte evet, yapıyorsunuz. Eşimle birlikte. Yani ömür boyu muz evet, üretmeye devam. Tarlalarının içindesin. Evet. Bircan muz kızartmak burada yaygın bir şey midir yoksa sen mi bunu düşündün, yaptın? Bizim çocukluğumuzda babaannemgil hani eski zamanlarda muz donduğu zaman hani ziyanı olmasın diye küle gömüp ateşte pişirip yediklerini söylerdi. Ben de değişik lezzetlere meraklı olduğum için kızartım üzerine değişik soslarla hoşuma gitti ve Almanya'dan mesaj attı takipçiler. Biz zaten bunu daha önce yapıyorduk diye. Hani bizim bilmediğim şeyler çıkıyor. Sen araştırırken başkalarının evet, da tecrübeleriyle birleştirdin. Evet. Peki muz kızartması için bize neler gerekiyor? Yağ, tava, muz. Üzerine de acı sos olabilir. Hani isteğe göre acı sos. O da sarımsaklı, ceviz, limonlu, telatur. Cevizi de sosun üzerine koyacağım. Yoğurt. İsterseler balla da. Balla da güzel olur. Üstüne bal ya da yoğurt mu döküyoruz? Evet. Ayrı ayrı. İsteyen istediği şekilde yapıp şimdi yiyebilir. Şimdi iki çeşit mi yapacağız, üç çeşit mi yapacağız? Dört çeşit var, beş çeşit var. Çeşitler bol diyoruz. Evet. Demek eskiden muz donduğu zaman küle gömüp patates gibi yerlerdi. Evet, evet. Şimdi ben bu aklımda kaldığı için ben de değişik lezzetlere hevesli olduğum için böyle bir şey yaptım. Şimdi de biz patates gibi kızartıyoruz muzu. Kabuğuyla, özellikle kabuğuyla. Neden kabuğuyla? Kabuğundaki olan vitaminleri ziyan olmasın diye. Zaten sarardan muzu da yıkayıp kabuğuyla yemek daha şey. Öyle mi? Ben şu öyle kabuğu yapıyorum. Evet, ben böyle ince ince dilimliyorum. Kabuğuyla. Sararmış muzu evet, kabuğuyla yiyorsun. Deney çok güzel oluyor. Ama bizim aldığımız muzlarda hani sarartmak için ilaç kullanılıyor. Ama ya. Ama yıkıyorsunuz ya. Temizlenir mi? Ya tabii temizlenir. O çünkü karpit değil. Onlar da hani o kadar da kötü bir şey değil. Ya muzu kabuğuyla yiyin diyorsun. Evet. İlk defa duyuyorum. Bu yaşıma geldim. Gerçekten ilk defa duyuyorum. Bircan'a göre muzları sararsa da yeşil olsa da kabuğuyla yemeliymişiz. Yeşil olmasını anlıyorum. Çünkü potasyum olarak zengin oluyor. Ama sararmış muzu niye kabuğuyla yiyoruz? Onun da kabuğundaki vitamini ayrı. Şimdi bunu neyle yapacağız Bircan? Bunu yerleştirelim üzerine. Soslu. Hepsinden deneyeceğiz. Nasıl olacak ilk seçenek? Bir sosu yapalım. Sen bana söyle istersen. Ben dökeyim burada, hazırlayayım. Olur mu? Onu şöyle tabağa sıralayalım. Küçük tabaklara mı koyacağız? Evet. Zaten o bayağı oldu. Yeterli olur. Muz
bahçesinde çalışmaya kaçta başlıyorsun Bircan? Ne kadar biz süre? Erken sabah namazını kıldıktan sonra geliyoruz. Burada işte biraz çalışıyoruz. Ondan sonra kahvaltımızı hazırlıyoruz. Kahvaltı yaptıktan sonra yine işe devam. Kaça kadar akşam? Günün sıcaklığına göre, buradaki iş durumuna göre. Akşamı buluruz diyorsun gerekirse. Evet. Bircan'la birlikte şimdi muz kızartmamızı yaptık. Sıra geldi soslamaya. Önce hangisini yapalım Bircan? Sıradan geçelim. Sıradan geçelim. Soslama. Acı sos yaptım ben ama isteyen hani bunu tatlı da olabilir. Çok güzel kokuyor. Sonra? Sonra yoğurdu bir kısmına bal, bir kısmına da yoğurt. Sırada bal var. Bal var. Çok mu koydum? Yeterli o zaten. Şimdi bu da hani tatlı niyetine de valla beraber birleştiği zaman o da güzel. Hem acılı hem yoğurtlu hem evet. Tatlı. O taratorlu mu olacak? Bu da taratorlu. Şu şekilde. Bu da ceviz ve limon, sarımsak. Bircan kızarmış olan kabaklarımızın üzerine diyecektim. Evet. Muzlarımızın üzerine döktü. Bunu da sade bırakalım. İsteyen sade de yiyebilir. Öyle mi? Öyle yapalım. Ha. Buna da birazcık ceviz. Cevizle de güzel oluyor üzerine. Çünkü ben öyle yapıyorum. Hepsinin üzerine ceviz dökecek miyiz? Yok, sade buna ve tatlı olana. Şu şekilde. Zaten öbürü cevizli. Kısacık bir sürede 4 farklı lezzet. Neden? Arkamızdaki bahçedeki olmamış muzlardan. Hem ekonomik olarak muzu değerlendirmek amacıyla hem de farklı lezzetleri tatmak için denenebilir. Bircan çiftçi ama sadece çiftçi değil, ürettiği ürünleri ve Gazipaşa'da üretilen çeşitli ürünleri ikinci ürüne dönüştürüyor. Burada neler var? Muz sirkesi var, zeytin reçeli var. Ben de zeytin reçelini ilk kez görüyorum. Gazipaşa'nın meşhur çekirdeksiz narı mı bu? Evet. Çekirdeksiz narından ama bunlar çekirdek değil mi? Hicaz narıyla karışık. Sen reçelde karıştırdın. Zaten şöyle, evet, Hicaz narından daha güzel oluyor. Hicaz narıyla çekirdeksiz narı evet. Karıştırdım. Evet. Bu reçeli yaptım. Evet. Buradaki ürünler genellikle reçel şeklinde evet. Ama ilginç olan aronya var. Reçeli var. Bir de papaya, tropikal meyvelerin evet. De reçelini yapmışsın. Zeytin reçelini çok merak ediyorum. Bir alabilir miyiz tabağa? Nereden aklına geldi Bircan zeytin reçeli yapmak? Dedim ya bu ilk hobi gibiydi. Her şeyden ne bileyim hani yenilebilir sebze meyvelerden reçel ve sirke olur diye o yolla çıktım. Hani ilk baştayken. Zeytinin sirkesini duydum. En şaşırdığım yapan şey biber ve domates sirkesiydi. Onları da tattım. Ama zeytinin reçelini hiç düşünmemiştim, gördüm. Düşünmeden karşılaştım. Sence nar mı daha değişik bir tat? Zeytin mi? Zeytini çoğu değişik diyor. Öyle mi? Bunun içine birazcık da keçi boynuzu koydum. Ondan daha bir fark. Aslında tatlanmış zeytinin üzerine bal dökmüş gibi. İkisini bir arada yemek gibi bir şey. Çok güzel. Afiyet olsun. İçinde un mu var? Keçi boynuzu. Keçi boynuzunun unundan çok hafifçe. Hani onun lezzetini versin diye. Kıvam tutsun aynı zamanda. Kıvam diye. Hani şekerle de olur da ben o tadı da hani zeytinin o şeyini alsın diye tadını. Bal gibi. Evet. Zeytinin hangi aşamasında yaptın bunu? Zeytini çıtlattık, suyunu değiştirdik. Tatlandıktan sonra çekirdeklerinden ayırdık. Ondan sonra yeşil reçel. Zeytinden evet, yaptın yeşil yani. Yeşil zeytinden. Bircan kaç çeşit reçel yaptın şimdiye kadar? 30'u geçik. 30'u geçik değişik evet, meyveden, değişik, evet, patlıcandan sebzeden. Değişik, evet. Ya şimdi aklıma gelmiyor. Aslında listem var da patlıcan, işte incir reçeli, olgun incir, kuru incir. Her türlüsünden var, yaptım. Hepsinden var. Çeşitli aşamalarından yaptım. O da nar reçeli. Evet, bu da onun nar reçeli. Onun tadına bakabilir miyiz? Görelim. Değil mi? Şöyle. Zeytin mi, nar mı? Zeytin. Çünkü damak tadı herkesin farklı. Şimdi bazen bana soruyorlar. Hani diyorlar ki en güzel reçel hangisi? Kişinin damak şeyine göre değişir. Değişiyor. Gerçi bunun da çok sağlıklı olduğunu evet. Düşünüyorum. Çünkü narın çekirdekleri de içinde. Evet. Nar çekirdeğinin de nardan artı bir faydası var. Eğer yolunuz Gazipaşa'ya düşerse ya da bir şekilde Bircan'a ulaşırsanız bu çeşit çeşit yöresel tatlardan siz de elde edebilir, sevdiklerinizle sofralarınızda paylaşabilirsiniz. Arkamdaki
Evet, o da ketembilla dediğimiz Seylan altın çileği de deniyor. Onun da ana vatanı yıldızla beraber Sri Lanka ve Güney Hindistan'dır. Şurada bolca meyvesi evet. var. Ama henüz olgun değil. Bunlar siyahlaştığı zaman olgunlaşacak. Yavaş yavaş kararmaya başlamış. Tam siyah olduğu zaman... Evet, görüyorsunuz. Hı hı. İçi ve dışı siyahlaştığı zaman tam yenecek kıvama gelir ve bir ay sonra aşağı yukarı yeme aşamasına getiririz. Bunun da marmeladı çok güzel oluyor. Ama C vitamini olarak çok yüksek, yani portakaldan bildiğimiz şeylerden çok yüksek olduğu için. Hani biber portakaldan, limondan daha yüksek derler C vitamini oranı açısından. Bu onlardan bu da çok daha fazla yüksek. Yani günde 1-2 tane yemeniz sağlık açısından faydalıdır diye internette yazıyor. Yani gribe çok etkili diyor. Ben söylemiyorum, doktor olmadığım için öyle diyorlar. Nalan Hanım'a soralım o zaman, o bir sağlıkçı. Deneyimlediniz mi? Denemedim. Marmeletini yaptınız mı? Onları yapmadım ama normal yiyoruz zaten. Biz sağlıklıyız diyorsunuz. İhtiyacımız yok. Bu kadar tropikal meyvanın yeşil, içinde. Yeşil erikten biraz daha önce çıktığı için bunu bilenler, bizi herhangi bir yerden görenler bu meyveden istiyorlar. Yani bayanlar daha çok talep ediyor. Genellikle hamileler zaten aşerme zamanlarında ketembillayı istiyorlar. Can eriğine eş değer bir ekşilikte. Erik isteyenlere ketembilla öneriyoruz. Erik mevsimi çıkana kadar. Çıktıktan sonra da yine erik. Zaten şimdi Mersin'de Mart'ta falan erikler çıkıyor. Ya bu da Mart'ta bitiyor zaten. Ha, öyle mi? Hangi ayda başlıyor? Ya Ocak'tan sonra başlar. Ocak, Şubat, Mart ayına kadar devam eder. Bu ketembilla kaç yaşında bir ağaç? 7 yaşında, bu da 7 yaşında. Nalan Hanım, bunun marmelatını nasıl yapıyorsunuz? Akşamdan ıslatıyorsunuz, şekere reçel yapar gibi kaynatıyorsunuz, kevgirden geçiriyorsunuz. Zaten çekirdekleri kevgirin üstünde kalıyor. Şoklama hesabı. Kavanozun kapağını kapatıp ters çeviriyorsunuz. Belirli bir süre bekliyor, dolaba koyuyorsunuz. Dışarıda bozuluyor. Dolaptan çıkarıp yiyorsunuz. Şeker? Tadı çok ekşi. Biraz ekşi isteyen hiç şeker katmayabilir. Tatlı istiyorum derse şekerini fazlalaştırabilir. Yani öyle tüketiliyor. Bu bir hayli ekşi. Çok ekşi. Onun için mecburen şeker katmanız gerekiyor zaten. Uzun süreli saklamak isterseniz. Kadife bakarsanız meyvesi de. Hayır, meyvesi de zaten. Olduğu zaman dışının şu siyah kısmı kadifemsi. Resmen elinizde aldığınızda kadife görünümü olur. İzzet Bey, bu ağacın bir özelliği var mı? Ağacın özelliği, bu da Türkiye ikliminde -2-3 derecelere kadar güney yamaçlarda, özellikle Akdeniz'de güney yamaçlarda çok rahat açık alanda yetişebilen bir meyve. Tanıtıldığı zaman eminim ileride çiftçilerimize alternatif bir geçim kaynağı olacak. Yıldız, bu az sonra göreceğimiz çikolata, artık tek düze muz, salatalık, domatesi değiştirmeye yönelik. Bizim biraz da çabalarımız o zaten. Üretim yelpazesini daha geniş bir hale getirmek daha istiyorsunuz. Bunu bulabildim. Başka yok. Ama evet, dışında bir kadifemsilik var. Ama yerken bunu bu şekilde yiyoruz. Bu şekilde yiyoruz. Benim en çok merak ettiğim ağaçlardan birisi çikolata ağacı. Yani nasıl oluyor, nasıl yeniliyor, nasıl tüketiliyor? Detaylı anlatalım. 14 yıl önce ektiğimiz çikolata ilk defa Türkiye'de bizim bahçemizde yetişmiş. Buyurun isterseniz ağacın oraya gidelim, orada anlatalım. Tamam, gidelim buyurun. Efendim, çikolata buyurun. Ağacı bu mu? Evet, gördüğümüz ağaç çikolata meyvesi diyoruz. Buna bazı ülkelerde pudingli çikolata meyvesi diyorlar. Çünkü pudinge de benziyor. Kaşıkla yenebiliyor, ekmeğe sürülüp yenebiliyor. Meyve olgunlaştığı zaman ortadan kesip ikiye ayırdığımız zaman içindeki görünen kısım siyah ve tatlı olduğu için pudingli çikolata deniyor ve onu kaşıkla alıp ekmeğe sürüp yiyebiliyoruz. Puding kadar tatlı değil, doğal tadında. Buruk bir tadı var mı? Hayır, buruk değil. Şekeri çok az. Yani şeker hastaları için öneriliyor zaten bu. Koparabiliyor muyuz bundan? Meyvenin oluşma zamanı en erken Ocak 15. Ocak 15'te evet, oluyor. Kış meyvesi. Bu mevsimde pek oluşmuyor. Ve ilginç bir yanı var bunun. Abanozgillerdir atası. Aslında cennet meyvesi türüne yakındır ama bunların asla... Bu Trabzon hurması dediğimiz... Türüne, evet. Atası beraberdir. O türden gelmedir ama onları yetişmeden de yiyebildiğimiz türleri vardır. Bunu yeme şansımız yok. Çok acıdır. Hatta Filipinler'de bunun zehirini balık zehir olarak kullanıyorlar. Yani şimdi o kadar balık avlama için de kullanıyorlar. Ama olgunlaştığı zaman da tamamen şeker gibi. Çok tatlı ve çok faydalı.
zarar vermeyen. Şimdi bazı yerlerde şeker hastalarına dokunmaz tatlısı diye de evet internette okuduğumuz yerler var. Meksika'dan, Kolombiya'dan getirdik bahçemize ve Türkiye'ye çok güzel adapte oldu. Çok güzel. Bu ağaç kaç senelik? Evet, bu ağaç 14 yaşında. En az 1-2 bin meyve verir, her yıl verir. Her yıl 2000 meyve verir. Yani 1000 üzerinde verir. 1200 olur, 1500 olur. Bu sene daha fazla 2000'e yakındır. Yani ülkemizin topraklarına ve bu iklime çok iyi adapte oldu. Piyasa değerini sorabilir miyim? Evet. Meyvenin tanesi 100 gram altı, en küçükleri 15 liradan gider. 150 gram arası 20 liradan gider. 150 gram üstü 25 liraya kadar tanesi gider. 2000 tane meyve verirse? 1500 bile desek, aha, yıllık 30 bin lira bir ağaçtan alabileceğimiz durumlar vardır. Bir ağaçtan yıllık 30 bin lira. 30 bin lirayı rahatlıkla meyvesinden alabiliriz. Siz kazanıyor musunuz bu ağaçtan? Evet, bundan aldığımız da diğerlerine hep bugüne kadar finanse öyle ettik. Öyle mi? Evet, hep finanse ettik yani. Bu bahçeyi bu ağaç finanse ediyor yani. Bu ağaç finanse ediyor gerçekten. Aa, harika. Ve peyzajcılar bile şunu görse, aha, hiçbir zaman yeşillik kaybolmuyor. Peyzaj için bile kullanılabilir. Peki bu nereden geldi size? Kim getirdi? Çikolata meyvesiyle kim tanıştırdı sizi? Evet, bu Meksika'dan İspanya'ya gelmiş. İspanya'dan bir arkadaş bize çekirdeğini getirdi. 1 yaşında ektik, 14 yaşında ağacımız var. Çekirdekten artık çoğalttık. Diyorum. Çekirdekten çoğaltıyorsunuz. Çekirdekten çoğaltıyoruz. Aşı da istemiyor. Aşı istemeden aynı, meyveyi aynı veriyor. Aynı meyveyi veriyor. Bir tane çikolata meyvesini kopardım. Kesebilir miyim ben? Tabii buyurun, buyurun ortadan. İşte şu şekliyle Trabzon hurmasını andırıyor. Evet. Sert galiba değil mi? Kes yani yumuşayınca sert olmuyor da olmadığı için sert. Bir içini göstermek istiyorum sizlere, o yüzden kesmeye çalışıyorum. Yardım edebilirim. Heh, tamam, çok güzel, evet. Çekirdekleri de olmamış halde çıktı. Aa, çekirdeklerin yeri çok güzel. Bayağı iri çekirdekleri var. Evet. Ama çikolata olan bunun bu kısmı, çekirdek dışındaki kısım. Peki çekirdek ne oluyor? Çekirdekler üretim amaçlı kullanabiliyoruz. Keserken mi siyahlaşıyor bu? Bekledikten sonra siyahlaşmaya başlıyor zaten. Ha, yani doğal rengine dönmeye çalışıyor. Ama zaten olduğu zaman burası, ha, bu kısım, çekirdekle kabuk arasındaki kısım simsiyah oluyor. Etli kısım simsiyah. Simsiyah ve daha yumuşak olacak. Nasıl tüketiliyor peki? Evet, tüketim şeklimiz bu şekle geldikten sonra çay kaşığıyla, tatlı kaşığıyla boyuna göre alıp direkt yiyebildiğimiz gibi küçük ekmek dilimlerine de sürüp yenebilir, çocuklarımıza ikram edebiliriz. Çikolata sürüyormuş gibi. Çikolata meyvesinin faydaları neler ya da kimler yiyor, kimler tüketiyor daha çok? Bunu herkes yiyor. Yani yiyenler de çok seviyor zaten. Özellikle çocuklar. Tatlı yemek isteyen tatlı herkes yemek isteyen yiyebilir. Çocuklar yiyorlar. Ağaçtan tatlı. Çikolata. Çikolata. Ağaçtan çikolata bu bahçede. Evet. Evet, çok ilginç ağaçlar, meyveler tanıdık. Nalan Hanım ve İzzet Bey'in bahçesinde. Sizin de yolunuz eğer Gazipaşa'ya düşerse şifa olacak çeşitli meyveleri barındıran bu bahçeye uğramanızı tavsiye ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.